ablacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel geçirdin. Tekrar merhaba. Biraz önce gördüğünüz gibi bugün çok özel bir ismi ağırlıyoruz. Türkiye'de doğal güzellik deyince akla gelen ilk isim sevgili Suna ablamız Suna Dumankaya'yı ağırlıyoruz. Neler konuşacağız? Bugün içten dışa güzellikten bahsedeceğiz. Yediklerimizin, içtiklerimizin, cildimiz ve saçımız üzerindeki etkileri ne anlatacağız. Sevgili Suna ablacığım tekrar evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Sefa getirdin. Böyle güzel bir ortama beni davet ettiğiniz için ikinize de teşekkür ederim. Suna ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Yani güzel bir ortam. Sağlık olmadan güzellik olmuyor biliyorsunuz. Olmuyor değil mi? Yani Yeşim Hanım bunu daha iyi bilir. Hı hı. Ama hakikaten hep bütün danışanlarıma da söylüyorum. Önce sağlık, sonra güzellik zaten arkasından gelir. Onun destekçisi zaten. Evet. Yani 45 yıldır gerek televizyondan, gerek yazılarımızla, gerek kitaplarımızla insanlara ulaşmaya çalıştık. Şimdi hepimizden çoğalanlar çoğaldı. Çoğaldı ama siz başlattınız. Evet. Ben sizin ne zaman, yani seni izninle evet, ne zaman tabii. tanıdığımı dahi hatırlamıyorum. O kadar uzun zamandır hayatımızdasın evet. ki yollarımız defalarca kesişti. Yıllarca beraber olduk. Senden çok güzel bilgiler edindik. Evet. En çok şunu merak ediyorum. Biliyorum ki yani senin evet. hikayeni ben biliyorum. Anneannenden el aldığını... Anneannenin ne kadar yani büyük bir şifacı olduğunu, belki Türkiye'nin ilk lokman hekimlerinden evet. olduğunu bunları biliyoruz. Fakat çocukluğunun evini çok merak ediyorum. Nasıldı bir şifacıyla, bir lokman hekimle beraber büyümek, aynı evde olmak? Yani çocukluğumun evi aslında böyle yeşil ortamlardı. Tabii aha. büyük şehirlerde çok azaldı bu öyle ortamlar ama bizim evimiz böyle eski konak gibiydi. Hı-hı. Ve bahçemiz... yani yarısı güldü, yarısı üzümdü. Elma ağaçlarıyla böyle olağanüstü bir yeşil alan vardı. Bizim Van'da memlekette semaverler çok meşhurdur. Oh. Sabah böyle kalkılır, süpürülür bahçe. Hı-hı. Her sabah ama. Mis gibi. O sulanır, süpürülür. Avlu kilimler, temizliği geleneği var. Kilimler zaten. Serilir, semaverler kurulur. Oh. Yerlere sofralar açılır. Oh. Ve anneannem böyle bakar güllere, gülün rızasını alarak gülü alır, havana koyar, bir limon tuzu, birazcık böyle limon suyu, hı hı. onu güzel döver. Eskiden kırtlama şekerleri vardı. Evet. Erzurum şekerleri. Evet, evet, evet. Bir şekerle 10 tane çay içilirdi. O batırırdı o şekeri o şeye, güle. Onu kırtlamayla, onu 4-5 tane çay içerdi ve hatta onun ötesinde bize o zaman İran'da çok yakındı hı hı. ve nöbet şekerleri vardı. Kırmızı beyaz. Şeker. Hani beyazı da var, hı. sarısı da hı hı. var. Hani doğal şekerdi, hı hı. onu öyle diyeyim size. Onu böyle batırırdı ve çay içerdi. Ve çok da böyle güzel anılarımız var. Ekip biçtiği için de hani maydanozu toplardı, buğday çimi yapardı. Ta böyle, o zamanlar. Tabii tabii. Buğdayı böyle... hafif tülbentin arasını ıslatırdı. Hı hı. Birden çimi çıt ederdi. O zaman duyardım ki nineme. Derdi ki maydanozdan, dereotundan hepsinden çok mineral. Bunda bir varsa bunda 1 milyon var derdi. Yani çok mineral evet söyledi. Ve vitamin hı hı. diye. Onu böyle yoğurduna katıp yerdi ve 105 yaşına kadar yaşadı. Sağlıklıydı, dinamikti. Ve dediğim gibi biz böyle kemik sularıyla da çok fazla haşır neşirdik. Bizim evde her gün pişirilirdi. Evet. Yeşim sen hatırlıyor musun ne zaman tanıştığını Suna ablayla? Bu arada çok özür dilerim. Evet. Sen cevap vermeden önce sana çok güzel bir anti-inflamatuar sirke var. Ondan ikram evet. etmek istiyorum.
Yeşim'cim pardon lafını balla kestim. Vallahi Suna ablayı ben çocukluğumdan beri biliyorum ama sonra hayat bizi öyle bir kesiştirdi evet. ki. Ondan sonra hem danışanım oldu hem evet. akıl danıştığım evet. insan oldu. Çok saygı duyuyorum ve benim fonksiyonel beslenmeyle ilgilendiğimde çok özellikle kadim geleneklerin şu anda kullanılması ve bizim özellikle etrafımıza yaymamız çok önemli olduğu için evet. Suna abla zaten bunun direkt temsilcisi ve çok akıllar aldım. Çok fazla bilgiler öğrendim. Bilgisini de her zaman böyle kucak kucak paylaşan da birisidir. Ben Yeşim Hanım'ı dinleseydim bugün 90-60-90 olurdum. Maalesef Yeşim de biliyor benim evim, iş yerim artı gittiğim şehirlerde acayip ikram ve reddedemez oldum. İradesizim orada. Estağfurullah. Dolayısıyla halk da beni herhalde böyle sevdi. Böyle gidiyorum inşallah. Sağlığım bozulmadığı sürece bana zarar vermiyor şimdilik ama inşallah maşallah. Bir gün Yeşim'i dinlerim. Dinliyorsun zaten gerçekten. Çok da iyi bir öğrenci. Çünkü çok disiplinli olduğu için evet. bu anlamda çok da güzel uyguladı ama hakikaten şey problemi var. İkram problemleri. İkram aynen öyle. Misafirperverliği. La artık anlatamayacak. Bizim, ikram, bizim ikramımıza da hayır demedi sağ olsun. Aa, o kadar güzel ki. Beğendin mi sirkeyi? Çok beğendim. Antefli motuar sirke yaptık. Evet. Antefli motuar özellikle vücudumuzdaki bütün iltihapları uzaklaştıran bir özellik anlamına gelir. Evet. Ve bu anlamda en önemlisi doğadaki en önemli antefli motuar zerdeçaldır. Zerdeçaldan sonra zencefil gelir. Onun etkinliğini arttıran karabiber gelir. Evet. Zeytin yaprağı gelir ve elma gelir ve biz bunun hepsini bir arada harmanladık, yaptınız. Fermente ettik, olgunlaştırdık ve sirke haline getirdik. Süper. Onu sundum sana. Sabahları bir de ninemin bir şeyini söyleyeyim burada. Bu çok önemli bir nüanstır. Nenem derdi ki bütün gece yatıyorsunuz, sabaha kadar dilinize biriken bir pas vardır. Hmm. Sabahları bir çay kaşığıyla dilinizin pasını atın, ağzınızı çalkalayın, sonra böyle bir doğal limonlu su, ılık, içine eğer isterseniz bal, isterseniz hiç koymayın. Ilık su içtiğinizde içiniz duş alır derdi. Düşünün ki bunu 50-60 sene önce duyduk. Şimdi insanlar bunu, Avrupalılar, evet, bilim adamları, evet, evet, herkes söylüyor. Ekinize çay ikram ediyorum bir taraftan çok da. Çok güzel. Oil pulling deniyor buna biliyorsun. O evet. ağızdaki pası alıp üstüne Hindistan cevizi. Aslında yağ çekme. Evet. Türkçedeki yağ çekme. İsmi yağ çekme. Derdi ki o mideye döndüğü zaman midenize zarar verir. Bir de incirleri böyle küçük küçük keser, evet. zeytinyağına koyardı. O işi yaptıktan sonra bir tane incir biraz zeytinyağı içerdi. Onu ben şimdi yapıyorum valla. İyi geldi bana da. Aa, ne güzel şeyler tavsiye ederim her, herkese. Her cümlenden bir şey alıyoruz. Evet. Yani bu insan sağlığı i̇nsan için. Sağlığı. Yani illa da böyle hani büyük paralar verip değil de yani bunu evinizde yapabilirsiniz. Sende ne hazineler var. Yani sana haddimiz olmaz ama evet. bizim de minicik bir kutumuz var. Evet. Sana biraz ondan bahsetmek istiyorum. Dur, vereyim evet. ben de. O kutuda neler var? Bakalım. Bu kutuda neler var? Biz de biliyorsun doğal yaşama, doğaya, ata tohumu ürünlere, sürekliliğe çok önem veriyoruz. Evet. Ve bütün o eski tohumları toplayıp tekrar tekrar kullanıyoruz. Oh, süper. Kendi bahçemize de öyle ekip dikiyoruz. Ne güzel. Buradan bir tane de sana çektirmek istiyorum. Burada da çok eski tohumlar var. Senin adına Allah. Bahçemize ekelim. Sonra da beraber... Toplayıp yiyelim. Allah turp. Kadim bilgilere dayanan o hani sırlarla dolu evet. Yılların tecrübesiyle edindiğim bilgileri biraz bize mutfakta gösterir misin? Başım yavaş yavaş beraber. Mutfağa geçelim. Başım açıkçası ben o gül tarifini çok merak ediyorum. Bize yaparsın evet. mutfakta. Ya gül tarifi aslında gülün frekansı çok yüksektir. Yani gülde olan frekans hiçbir çiçekte yoktur. Yani herkesin bence gülden yararlanması lazım ama gülün de koparırken rızasını alması lazım. Bak ne güzel bir şey söyledi. Evet. Ne güzel. Yani gül koncayken koparılmaz. Gül böyle hani yapraklarını verir, dökülmek üzereyken seni koparabilir miyim? Senin rızan var mı diye. Her
dünyada her şey, her nesne canlı ve diridir. Kendiniz gibi düşünün. Hiçbir ablacığım şey. Senin rızanı alarak götürelim. Hadi gidelim. Hadi o zaman. Ablacığım hoş geldin tekrar mutfağımıza. Gül'le konuşuyorduk, Gül'le başladık. Evet. Gül'le devam edeceğiz. Gül çok önemli, benim için de çok önemli. Gül koncarken aslında ellenmez. Ama bugün bunu bulduk. Gül'ün biliyorsunuz ki tasavvufta da yeri var, Osmanlı'da çok değeri var. Günümüzde de şimdi Gül'den hidrosoller, Gül'den tonikler, Gül'den bir sürü yiyecekler, reçeller yapıyoruz. Az önce de bahsetmiştik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz genelde size gelirken herkesin sorusu vardı. Yüzümüzü nasıl sıkılaştırabiliriz? Nasıl daha net hale getirebiliriz? Gül'ün bir güzellikteki olayını anlatacağım. Gül'den tonik yapacağız. Aynı zamanda stresimizi azaltacak bir içecek de yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Şimdi böyle gülün, böyle hani böyle güzel gülüm, alıyorum seni rızanla, gülün yaprağını attık. Şöyle aslında kıyamıyorum ama mecburen şöyle aldım. Ben zaten biraz dövmüştüm. En açıklarını almıştım. Şöyle kestim. Biraz da sizden ricam, hani bir limonu hafif sıkar, keser misin? Tabii. Şimdi tabii. Bunu güzelleştiren, hani eskiden limon tuzuydu biliyorsunuz. Şimdi günümüzde limon suyundan şöyle biraz şöyle bir tatlı kaşığı kadar şöyle döveceğim. Şimdi efendim biraz içine su koyuyorum ama siz bunu böyle içme suyuyla tabii karıştırıyorsunuz. Tabii bu da içme ve suyu. Ve ne yapıyoruz? Şu kavanozu alıyorum. Tabii. Onu çoğaltacağım çünkü. Şimdi şöyle karıştırarak şuraya koyuyorum. Sunu abla, aslında bitkileri döverek aromasını çıkarıyorsun. Bütün içindeki iksir anlamındaki bütün iyi şeyleri, fitokimyasalları ortaya çıkarmak için dövüyorsun değil mi? Dövüyorum tabii. Zaten gül çok önemlidir. Çok da gülün sirkesinden de yararlanıyoruz. Evet. Bu da onun koruyucu maddesi oluyor. Evet. İkisini bir arada. Şöyle. Bir iksir geliyor o zaman. İksir geliyor. Evet. Bu da bir çorba kaşığı kadar. Evet. Şöyle. Evet. İlave ediyorum gül sirkesini. Evet. Biliyorsunuz sabahları içildiğinde de ferahlık verir. Aynı zamanda da insanın antiseptik özelliği de vardır. Şöyle karıştırırsanız ne kadar güzel bir görüntü. Çok güzel. Bakın mesela bunu yüzünüzü silin. 2-3 gün kalsın buzdolabında. Silin. Cildinizi her gün bir pamuğu batırıp cildinizi silin. Daha sonra bunu çoğaltıp bir buz kabına boşaltın. Dondurun. Her gün bir tane kapsülü yüzünüzde dolaştırın. Buralar sarkmasın. Kolajeni uyarıyorsun. Evet, kolajeni uyarıyorum. Ama daha sonra diyelim ki göz etrafınızda torbalanma var. Buzu yüzünüzde dolaştırın. Tek noktada durmasın. Tek noktada duran zarar verir. Hele de yüzünüzde çok fazla kılcal damarlar varsa böyle hafif geçin. Ondan sonra bu cildi sıkılaştırır, renk bozukluğunu alır, size iyi enerji verir. Dolayısıyla her derde deva bir gül. Ve gerçekten şöyle bir koklayın isterim. Bir koklayın. Bakalım ben gene nereye gideceğim. Şahane. Bu kadar basit ve şimdiki tonikler kaç para? Ve ne kadar ekonomik değil mi? Ekonomik. Ve ne kadar doğal. Çok doğal. Şimdi heyecanla şimdi, sıradaki tarifimizi bekliyoruz. Sıradaki tarifimiz yine saç dökülmesi. Saç egzaması ve sedef, tabii ki öncelikle hekim, sonra doğal destekler. Ben de anneanne tarifi vereceğim size. Kaseyi alabilir miyim? Evet. Ağrı kesici krem yapacaksın. Saç derisini onaracak ve saçların dökülmesini durduracak. Bakın şuradan şöyle bir
tatlı kaşığı kadar koyacağım. Şöyle iki sıkı. Ne koyuyoruz? Bıttım yağı koyuyoruz. Evet. Tamam. Bıttım yağı koyuyorum. Bıttım yağı diye satılıyor. Evet. Ben hep sabunlu gördüm ama satıldığını. Şimdi onu organik yapıyorlar. Efendim söyleyeyim, Hint yağı koyacağım. Şöyle açabilir misin canım benim? Tabii. Ve ben kantaron yağını çok seviyorum. Onu da açmamız lazım ama. Şöyle ben yardımcı olayım. Böyle açtım olur mu? Evet, daha kolay olur. Tabii ki cilt deyince sarı kantaron. Evet. Hint yağını da şöyle bir çorba kaşığı koyalım. Gerçek böyle doğal Hint yağını arayın bulun vardır. Hint yağı biliyorsunuz Hindistan'da da saçlar nasıl uzun hanımlarda evet. Fark ediyorsunuzdur. Oradan da iki çorba kaşığı koyacağım. Sarı kantaron yağı. Evet, koyun siz. Koyun. Bir daha. İşte bu yağlar birleştiği zaman gerçekten netice alıyoruz. Bir de güzel koksun diye biraz da ben ardıç koyacağım. Ardıcı da rica etsem açın. Evet. Ve çörek otu yağı. Çörek otu biliyorsunuz her derde deva. Ardıç yağı da biliyorsunuz kan dolaşımını olumlu etkilediği için mükemmel şekilde karıştıralım. Neyse blender'a gerek kalmayacak. Evet, çünkü çok gevşedi. Zaten evet ilik yağını açınca saf ilik yağını. Yeter. Şimdi ardıç yağı her derde deva. Ardıç yağı selülite iyi geliyor. Saç derisinde kan dolaşımını olumlu etkilediği için saç fışkırtıyor. Öyle güzel bir etkisi vardır. Aynı zamanda böyle özel o hani dökülen saçlar vardır. Alopesi gibi. Saç kıran. Gerçi o yeni baş saç kıranlardı. Onu da eskiden anneannem böyle katrana katardı. Zeytinyağıyla. O açık olan yere sürerdi. Hakikaten saç çıkardı. Tabii. Çünkü ardıçın öyle bir etkisi vardır. Etkisi var. Evet. Şimdi bunu böyle güzel karıştırıyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi. Saç derisine böyle şuraya ya da şuna dökelim. Nasıl isterseniz. Evet, ona dökelim. Şöyle benim yanına. Evet, evet. Şimdi bu size en az böyle 3 ay, 4 ay yetecek gider, değil bir mi? Yağ. Evet. Evet. Şimdi bu yağ direkt saçlarınızın dibine süreceksiniz. Ne kadar kalmalı en az ve en fazla? En az 8 saat kalmalı bence. En az 8 saat. Ve peki. O saç derisi o şeyin buharıyla, streçin buharıyla gözeneklerin içerisine giriyor. Saçı da besliyor, beyni de besliyor. Beyni de besliyor. Evet. Şimdi ilik suyumuzu doğal kolajenimizi açıyoruz. Şimdi hoppa. Öyle bir şey ki. Sen koymak ister misin? Evet. Rahmetli nenem bunu şöyle vereyim temiz kaşık. Evet, temiz kaşıkla. Şöyle of. İşte bu doğal bir kolajen. Bu jöle doğal kolajen olduğunu gösteriyor. Zaten eski kadınlar sizce iki büklüm olsalar bile kendi işlerini kendileri yaparlardı. Bravo, bravo. Tek nedeni neydi? İşte kemikten çorba yaparlardı. Yani eskiden idare vardı. Hiçbir şey atmazlar. Yani hiçbir şey atmazlar. İlle de et olmak durumunda değil. Et yerine bundan maske yaparım ben. Sakatatları kullanıyorlardı. Evet. Süper. Ben bundan maske sür yüzüne doğal kolajen. Tabii. İç bunu kemiklerin sağlamlaştır. İkisini de yapalım mı? Yapalım. Hadi ikisini de yapalım. Evet. Şimdi bunu bir kaynatabilir misin? Tabii. Sıcak olsun ki. Tamam. Defneyi de içine koyacağız. Tamam. Şöyle. Bahçeden topladık daha taze taze. Ay, mis gibi taze. Kokuyor. Ben bunlardan şimdi alıp gideceğim. Sana da toplatıyorum zaten. Şimdi. Defneyi de böyle biraz eziyorsun. Evet. Defneyi de biraz İçindeki hani şifayı çıkarıyorsun. Aromasını atsın diye, kokusu da çıksın diye. Tamam. Evet. Şimdi sen onu ısıtıyorsun. Hızlıca ısıtıyorum. Isıt tamam. Bakalım. Şimdi bunu da diyelim ki bir şey daha yapmıştık biliyorsunuz ki şimdi onu ısıtırken ben bunu ne yapıyorum? Size bir sır vereyim mi? Benim gençlik iksirim nedir? Şimdi anlatıyorum. Şimdi ben bunu bana gönderdikleri zaman böyle ısıtıp buz kabına koyuyorum. Ayrı şimdi yapacağız. Aynı zamanda böyleyken de yüzüne tutup sürebilirsin. Doğru. Şöyle bak. Ha, krem gibi. Kaşık kaşık yiyenler de var biliyor musun? Jöle halinde. Daha güzel. İşte böyle. Şimdi bak.
Bunu hele boyuna yap, boyun kırışıklığı kalmaz. Ciddi söylüyorum. Yani beden yaşamanın sırrı burada. Bunun hazırı var. Orada kaynarsa, hazırı nerede kızlarım? Hazırı hemen getirelim. Biz senin tarifinle yaptık. Evet. Güzelce buzluğumuza koyduk. Şimdi de hazır. Şunları yerine koyalım. Buzluğumuza koyduk. Bakayım. Buyurunuz. Evet. Şimdi şöyle. Bak bakalım istediğin gibi olmuş mu? Bak işte bunlar. O kaseyi de alayım ben. Tabii. Evet. Şimdi bu nasıl kullanılır? Bu tamamen kemik suyu. Tamam. İlikli kemik suyu. İçine defne koyduk. Elma sirkesi koyduk. Evet. Şimdi bu elma sirkesi bunun cildi ne yapar? Sıkılaştırır. Sıkılaştırır. Yani bu el yapımı elma sirkesi. Biz dışarıdan almıyoruz asitli. O yüzden ne yapıyoruz? Bunları böyle ısıttık. Şimdi bunu böyle size böreyim hepinize birer tane. Ben. Evet. Bunu yüzünüzde dolaştırdığınızda yüzünüzde sarkma olmayacak. Yüzünüzde efendim şişlik, morluk ne varsa aynı zamanda doğal bir kolajen. Yani bu bir gençlik iksiri. Aslında o kadar kolay ki bir dakikamızı almadı gördün. Bir dakikamızı almadı. Evet oldu. Bak ben düşürüyordum. Şimdi eldiven var diye böyle göstereyim size. Sözüm şimdi bakın ben sürüyorum. Oh çok iyi geldi. Evet o kadar iyi geliyor ki bunu böyle yatın bunu sürüp yatmadan bir iki saat evvel yapın. Şöyle çene altına, göz etrafına en güzel kolajen budur. Çünkü bu sizin hayatınızı kurtaracak, kemiklerinizi sağlamlaştıracak. Çocukların gelişiminde lütfen çocuklarınızın beyninin gelişmesi, kemiklerinin sağlamlaşması için doğal ilikli kemik suyu içirin ki o zaman çocuklar zihni açık olur, sağlam olur, iyi bir sporcu olur, iyi bir iş adamı olur. Yani kafası çalışır. Kafası çalışır. Bu hazır yiyeceklerle herkes sınıfta kalıyor. Çok tatlısın. Bu arada kaynamak üzere. Tamam. O da güzel. Yani bunların hepsini, mesela o kaynayan şeyi içeceğiz değil mi? Şimdi ben evet onun için böyle minik sunumlar hazırladım size. Mesela sumak. Sumak alerjiyi tek alan şeydir. Ben kendime koyacağım buraya sumak. Tamam. Ben sumak de isterim sumak. Tamam hepimiz isteriz. Ay tamam. Canım. 1 gram sumak günlük tamam. Antioksidan miktarı demiştik. Bu da zerdeçallı karabiber. Bravo evet. İkisi bir arada olduğunda aktive oluyor diye çok güzel bir zerdeçallı ondan karabiber. Ondan sonra ilik suyumuzu içine koyup içtiğimizde limon, işte, bu sirke limon koyalım. Limon, tamam. Birazcık limon. Kolajeni aktive ediyor değil mi bu kadar Yeşim'cim? Yeşim sen biliyorsun ki bunun içindeki baharatlar neye yarar? Şimdi önce sumakla başladın. Evet. Baharatlar antioksidan özelliği çok yüksek bir gıda grubu. Özellikle de ne kadar mor renk o kadar şifalı demek. O nedenle 1 gram sumak yaklaşık 1 çay kaşığı kadar günlük antioksidan değerimizi karşılıyor. Antioksidan dediğimiz şey de eşittir. Vücudumuzdaki bütün toksinleri uzaklaştırma kapasitesi diye düşünebiliriz. Ya da bizi hastalıkları vücuttan def etme kapasitesi diye düşünebiliriz. Bu kadar basit yani. 1 çay kaşığı sumak. Bir çay kaşığı sumak. İşte kemik suyumuza koyduk, yumurtamıza koyduk, çorbamıza koyduk, salatamıza koyduk. Her yerde kullanabileceğimiz. Kahvaltıda zeytinyağımıza koyduk. Her yerde kullanabileceğimiz. Şimdi bir şey keşfettiniz mi? Benim yüzüm gerilmeye. Gerçekten öyle. Ben aynı şeyi söyleyecektim. Gerildi. Gerildi. İşte bakın budur işte. İşte bu. Doğal kolajendi. Evet. Doğal kolajendi. Hadi bunu oluşturun bakalım. Evet. Kozmetikle. Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Anladın mı? Bu arada aynen tarif ettiğin gibi defne yapraklarıyla yaptı. Şimdi ben biraz içmemiz için şöyle ikram ediyorum minicik. Tamam. Burada ne yaptık? Kemik suyunu. Şimdi kemik suyumuzu baharatlarla karıştırdık. Evet. Ondan sonra. Şu daha çok limonlu olan. Fark etmez. Fark etmez. Tamam. Sirke de konulabilir. Sirke de konulabilir. Elma sirkesi. Elma sirkesi. Çok çok faydalı. Doğal elma sirkesi. Ama ben acı da istiyorum yalnız. Sumak. Tamam bir dakika. Biber. Şöyle hepimiz. Ablacığım ben de acı istiyorum. Acı bir de kas kütlesini arttırıyor. Evet. Bir de yani hakikaten yani bir de rahmetli nenem derdi ki kanı ısıttığın zaman hasta olmaz. Evet. Hareket ettiğin zaman kemik iliği
ısınır, yine hasta olmaz. Acı yiyenler üşümezler biliyorsun. Acı yiyenler üşümezler. Evet. Çünkü Anadolu'da biliyorsun herkes öyle. Beyaz adipoz dokuyu kahverengi adipoz dokuya çeviriyor. Oh, acı biber yemek. Bakalım. Vallahi en iyi spor dallarından bir tanesi acı yemek. Sıcak sıcak çok iyi geldi. Oldu. Senin ellerine sağlık. Şekerim. Gerçekten tat doruğa ulaştı. Sunu abla ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu mükemmel özel tariflerini bizimle paylaştığın için vallahi çok, ikiniz çok, de çok, çok, çok teşekkür ederim. İkiniz de benim dostumsunuz. Bu kadar cömertçe sergilediğim bilgileri sizin için yaptım. Sunu ablacığım sana tamamen doğal hediyelerimiz var. Sağlıkla, afiyetle kullan. Çok teşekkür ederim. Çam sakızı çoban armağanı. Sağ olun, var olun. Ne demek güle güle kullan, şifa olsun. Her zaman sizi var etsin. Hepimizle, hep birlikte. Hep birlikte. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bilginizi paylaşıyorsunuz. Yaptığınız işler çok güzel. Türk kadının gücünü ortaya koyuyoruz. Aslında biz kadınlar dünyayı kurtaracağız. Sevgi kurtaracak. O yüzden birbirimizi destekleyelim. Birbirimizi sevelim. Bizden başka dost yok.